ister devlet memuru olursun, ister kliniğini açar, kendi kliniğinde paranı kazanırsın. Şöyle, bizim mesleğimizin çok fazla şey dalı yok. Hani veteriner fakültesine giren insan kesinlikle klinisyen olacak veya bir çiftlikte çalışıp büyükbaş hayvan bakacak diye bir kural yok. Biz aynı zamanda farmakolog da olabiliyoruz. Hayvanları kesinlikle sevmeli. Ama bu hastalık derecesinde olmamalı. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü yeri gelecek siz o hayvana bir uygulama yapacaksınız. Yani kalp masajı yapacaksınız, anjiyokat takacaksınız, serum takacaksınız veya operasyonuna gireceksiniz o hayvanın. Hoş buldum. Seni rastlanabilir miyiz? Ben Nur Gözlüklü, 40'lıyım. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde şu an 5. sınıfım, internliğimi yapıyorum. Peki neden bu bölümü seçtin? Ya aslında hiçbir sebebi yoktu, öyle söyleyeyim. Hiç aklımda yoktu, etrafımda hiçbir veteriner yoktu. Lisenin son sınıfında çok fazla çalışmamıştım. Böyle birikmiş, 9, 10, 11. sınıfın birikmişliği vardı tabii ki bilgi anlamında ama 12. sınıfta böyle çok çalışma imkanım olmamıştı. Daha sonra YGS'ye girdim. Sıralamam 90 bin geldi. Hayatın sonu dedim, yani herhalde hiçbir yere yerleşemeyeceğim. O zamanlar moleküler biyoloji ve genetik bölümü istiyordum falan. Bir yandan da ailem işte ne yapacaksın, iş mi bulamayacaksın diyordu. LYS ile 69 bine çektim sıralamamı. Aldım tercih kitapçığını önüme. Baktım hiç ilgimi çeken hiçbir şey yok. Bu arada matematik zekası sıfır yani bende. Tutup bir mühendislik okuyayım, böyle bir şey yok asla. Hemşire olmak istemiyorum, buralar tutuyor falan. Bir gün babam geldi ve dedi ki ya veteriner fakültesi okusana dedi. Ne güzel işte, kendi mesleğin olur. Hem ileride istersen kliniğini açarsın, rahat rahat hayatını idame ettirirsin dedi. Aa dedim, mantıklı. Sonra bir tane okuyan arkadaşım vardı gene 40'lıyım. Onunla konuştuk nasıl yapalım, ne yapalım diye. Benim üçüncü tercihime yazdım İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne. Yakın olduğu için İstanbul'u yazdım. Böyle sonra aynen okumaya başladım. Ki hayvanları sevmeyen bir veteriner olabilir mi? Olabilir. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Yani şöyle, doktor insanı seviyor mu da doktor? Yani benim yaklaşımım bir yandan bu yönde. Şöyle, bizim mesleğimizin çok fazla şey dalı yok. Hani veteriner fakültesine giren insan kesinlikle klinisyen olacak veya bir çiftlikte çalışıp büyükbaş hayvan bakacak diye bir kural yok. Biz aynı zamanda farmakolog da olabiliyoruz. Patolog da olabiliyoruz. Veya bir gıda firmasına girip orada gıda üzerine veteriner hekimlik yapabiliyoruz. Canlı hiçbir materyalle ilgilenmeyip sadece bu sizlerin yediği işte etler, salamlar, sucuklar, kavurmalar, bunların üzerinde de biz denetim yapmazsak onlar sizin sofranıza gelemiyor. Evet, mecburi. Yani gıda mühendisleriyle böyle bir çelişkiye düşüyoruz ama gıda mühendislerinin yetkisinin olmadığı yerlerde bizim her zaman için veteriner hekimin daha üst yetkisi var. Evet, o et ürünlerin hepsi sizin sofranıza gelirken bizim kontrolümüzden geçiyor. Uygun mudur, nasıl üretilmiş vesaire, bütün bunlar. O yüzden sevmesine gerek yok yani hayvanları. Peki neden bu üniversite? Ankara çok uzaktı ve Ankara'yı istemiyordum. Böyle memur şehri derler ya, ben onu çok istemedim. Küçüklüğümden beri İstanbul'a bir bağlantım var. İstanbul'u hep böyle büyüdüğümde işte hayal kuruyordum. İstanbul'da yaşarım, gelirim, öyle gezerim, şöyle arkadaşlarımla dolaşırım falan diye. Bir Bursa ile ikiliminde kaldım. Eğitim düzeyi olarak da İstanbul hem hastaneye gelen hayvan sayısı bakımından Türkiye'de en yüksek yani kapasiteye sahip hastanesi var. Bursa'ya bakayım dedim. Bursa'nın bir sene hazırlık bölümü vardı. Onlar %33 İngilizce görüyor derslerini. Bu yüzden dedim ki 6 sene okuyacağım, hem İstanbul istiyorum, istediğim yer olsun, hem güzel olsun dedim. İstanbul yazdım. Bu üniversitenin senin bölümüne kattığı avantajlar neler? Az önce bahsettiğim gibi popülasyon, hayvan popülasyonu olarak çok fazla İstanbul Üniversitesi. Özellikle pet alanı düşünen insanlar için çok daha fazla. Şöyle, senede 55 bine yakın kedi köpek hasta olarak geliyor bizim fakültemize. Ve bunların hepsi gerek cerrahi müdahale, gerek dahiliye müdahale, gerek doğum müdahalesi şeklinde tedavilerini olup okulumuzdan ayrılıyorlar. Ankara'ya baktığımızda bu sayı 10 bine düşüyor. Bursa'ya baktığımızda gene 15 bin, 20 bin civarında ama İstanbul'da hem insanların çok fazla yaşadığı bir şehir olduğu için hem de 1 milyon tane sahipli hayvanın bulunduğu tahmin edilen bir şehir. Bu yüzden de sürekli bu popülasyon artarak ilerliyor veya sürekli bir devir daim şeklinde hastalık oluyor, geliyorlar. Bu yüzden bana daha fazla şey katıyor yani. Okulumuz sosyal mi? Kendini geliştirebileceğin kulüpler, aktiviteler var mı? Şöyle, vakit bulursan tabii ki var. Veteriner fakültesi eğitim anlamında çok ağır bir fakülte. Bu yüzden böyle aktiviteler, uygulamalar vesaire fazlalık olan şeyler ya öğlen aralarına sıkışıp kalıyor ya da sen okuldan güç bulabilirsen okul 4.30'dan sonra bittiğinde bunlara vakit ayırarak ilerliyorsun. Ama okulumuzda çok güzel kulüpler var tabii ki. Yani
Özellikle mesela akvatik veteriner hekimler kulübü var. Okulda çok fazla balıkla ilgili ders verilmiyor ama bu alana yöneliyorsan direkt olarak o kulüple iletişime geçebiliyorsun. Hayvanları çok sevmenin bu mesleğin negatif bir özelliği var mı? Şimdi veteriner fakültesi seçmek isteyen birisi hayvanları kesinlikle sevmeli. Ama bu hastalık derecesinde olmamalı. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü yeri gelecek siz o hayvana bir uygulama yapacaksınız. Yani kalp masajı yapacaksınız, anjiyokat takacaksınız, serum takacaksınız veya operasyonuna gireceksiniz o hayvanın. Bu yüzden hastalık derecesinde hayvan seven insanlar veteriner fakültesinde bence başarılı olamıyor. Çünkü kıyamıyorlar. Hayvan severlerle aramızda böyle çok çelişkili olarak düştüğümüz bir nokta. İşte siz hayvanlara şunu şunu yapıyorsunuz, acımıyorsanız derken biz bir yerden sonra aynı tıp hekimi gibi önümüzdekini canlı bir materyal olarak görmeye başlıyoruz ve bunun üzerine işlemimizi uygulamaya başlıyoruz. Yani hayvanları evet seveceğiz. Ama onları daha çok tedavi etmek anlamında seveceğiz. Bunu ilk bir uyarı olarak yapmam gerekiyor. Derslerin ağır olduğunu daha demin aslında bahsettin. Evet. Nasıl bir ağırlıktan bahsediyoruz? Nasıl dersler görüyorsunuz? Hani biraz da seçecek olan öğrencinin de kafasında bir şeyler olmasın. Tamam. Birinci sınıfa okula başladığınızda hiçbir şekilde hiçbir şey bilmiyorsunuz. Aa işte ne yapacağım, ne edeceğim? Ha, fakültedeyim, veteriner fakültesi ne olacağım? İşte hayvanları iyileştiren bir hekim olacağım gibi bir düşünceyle başlıyorsunuz. 7 kredilik bir anatomi 1 dersi sizi bekliyor. Ve bu anatomi 1 dersi aldığınız ders Türkçe değil. Aynı zamanda Latince kelimeler öğrenmeye çalışıp aynı zamanda 7 farklı ırk türün kemiklerinin yerlerini, kemiklerinin üzerindeki çıkıntıları, işte atıyorum atta o kemiğin şeklinin sığırlardaki halinden farkını, kedi ve köpektekilerden farkını, işte köpek kemiğinin üzerindeki bir deliğin kedi kemiğinin üzerinde olmadığını falan öğreniyorsunuz. Veya sternum dediğimiz bu göğüs iman tahtası diye adlandırılan kemiğin hepsinde farklı olduğunu, neden farklı olduğunu vesaire bütün bunları öğreniyorsunuz. Ve bunların hiçbiri Türkçe değil. Hani bir yandan Latincesini öğrenmeye çalışıp bir yandan da bunu sınavlara hazırlık biçiminde yapmaya çalışıyorsun. Bu beni en zorlayan derslerden biriydi geçmişe dönüp baktığımda ama şu an bakıyorum anatomi aslında hiçbir şeymiş. İlerledikçe farmakoloji almaya başlıyorsunuz ki bu ilaç bilimidir. Histoloji alıyorsunuz ikinci sınıfta. İşte canlı sağlıklı doku bilimi. Patoloji alıyorsunuz bu sağlıklı dokunun hasta doku bilimi. Dahiliye, cerrahi, doğum, suni tohumlama. Başka işte seçmeli dersleriniz oluyor, kan bankası tarzında böyle kedi, bütün hayvanlara ait tıp hekimliğinde ne varsa aslında hayvanlarda da aynısı olan her şeyi alıyorsunuz. Peki hayvanlarla ilgilenmenin zor yanları var mı? Tabii ki var çünkü önünüzdeki canlı ama insan gibi size derdini anlatamıyor. Ve genelde hasta yakınları hasta olan bir hayvanı getirdiğinizde kliniğinize getirdiğinde bunu genelde en son evrede getiriyor. Öncesinde mutlaka kendisi bir şeyler denemiş oluyor. Hani bu internette hepimiz yazıyoruz ya özellikle tıp sektöründe daha çok oluyor. İşte başım ağrıdı, beyin kanseriymişim. Gazım var, bağırsak tümörüm varmış tarzında bu tarz şeyleri yazıp uygulamaya çalışıyorlar. Evet, bunlar çok yanlış. Öncelikle insanlarda olan çoğu şey hayvanlarda toksik. Bunu bilmiyorlar. Yani iç parazit olan bir hayvana sarımsak yutturmaya çalışan bir hasta sahibim vardı. Yani köpek sadece bu yüzden ölüyor. Hani sarımsak onlarda toksik etkisi olduğu için ölüyor. Karşınızdaki hayvan size derdini anlatamadığı için ve son evrede hasta yakın olması da getirdiği için siz onun zor anını veya sıkıntısının ne olduğunu bulmaya çalışıyorsunuz. Ve kediler özellikle mesela ağrılarını çok fazla saklayan hayvanlar olduğu için artık bitik veya son evrede sizlere geliyor oluyorlar. Bunu tedavi etmeye çalışıyorsunuz. Bunlar zorlayıcı noktaları gerçek. Okulu bitirdiğinizde her hayvanla ilgili bilginiz oluyor mu? Şöyle evet oluyor. Böcekler dahil mi? Evet her şey dahil. Çünkü bizim parazitoloji, helmintoloji tarzında, entomoloji tarzında bütün aklınıza gelen İç parazitler, dış parazitler, işte bu bağırsak kancalı kurtlar falan sizin daha anlayabileceğiniz şekilde anlatayım. Bunlar sinekler, bütün sivrisinek türleri ve bunların size bulaştırdığı hastalıklar. Bütün kene türleri ve bunların hayvanlara ve sizlere bulaştırdığı hastalıklar. Hayvanlardan insanlara parazit yönüyle ya da hayvandan kan emmiş bir sivrisineğin gelip insanı ısırmasıyla bulaşacak bütün hastalıklar hakkında biz bilgi sahibiyiz. Aynen her hayvan hakkında tabii ki bilgin oluyor. Bu yüzden bu sadece
yönelimle alakalı bir şey. Yani ben fakülteye girdiğimde pet yönünde çalışacağımı biliyordum. Ama bana sığır da anlatıldı, at da anlatıldı, kedi köpek de anlatıldı, balık hastalıkları ve kanatlı hastalıkları da anlatıldı. Bunların hepsi zaten bize anlatılıyor. Bu sadece, nasıl diyeyim, önünde bir sürü materyal var. Bu arada gıda dersleri de alıyoruz bununla beraber. Cansız şeyler hakkında da bilgimiz oluyor. Mezun olduğunda aklınıza gelebilecek, hayvanla ilgili aklınıza gelebilecek her şey hakkında bilgimiz oluyor. Ama bu sizin yöneliminizle alakalı. Yani bir 5 sene boyunca ben sığır çalışmazsam sığır hakkındaki bilgim biraz körelir. Öyle diyeyim. Tıpla kendinizi kıyasladığınızda zorluk derecesi olarak benzer yapma var mı? Şöyle, bence daha zor bizimki. Tıp hekiminin, onlara da sonsuz saygım var ki onlar da bize çok saygı duyuyor. Doktor arkadaşlarım da bunu söylüyorlar yani. Tıp hekimi sadece tek bir materyalle uğraşıyor. İnsan. İnsanın anatomisi, insana iyi gelmeyen ilaçlar, insanın hastalıkları, insan gebeliğinde kullanılmaması gereken ilaçlar, insanın yememesi gereken veya insan X hastalığı olduğunda yememesi gereken şey şudur tarzında bir tek bununla uğraşıyor. Oysa biz kedinin anatomisini en başından öğreniyoruz. Köpeğin almaması gereken ilaçlar, kedinin almaması gereken ilaçlar. Kedinin gebeliğinde çekeceği sıkıntılar, köpeğin gebeliğinde çekeceği sıkıntılar. Bunların aynısı büyük baş, küçük baş, kanatlı bütün hayvanlar için. Her şey mi farklı birbirinden? Hepsi birbirinden farklı. Aklınıza gelebilecek her şey. Kemiklerinin çıkıntılarına, şekillerine kadar birbirinden farklı. Peki bunların hepsini ezberlemek zorunda mısınız? Dersleri geçebilmek için evet. Bu yüzden veteriner fakültesi her sorana söylüyorum. Çok zor bir bölüm. Yani evet, hepsini öğrenmek zorundasın. Hepsi birbirinden çok 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 farklı. Yani bir doğum şekilleri bile birbirinden farklı. Peki hayvan kadavralarınız var mı okulda? Evet, var. Anatomi 2 dersiyle görmeye başlıyorsunuz. Anatomi 2 dersinde sadece kasların, işte organların yerlerini hayvanlar üzerinde öğreniyorsunuz. Bu organları sadece organ parçası olarak dışarıda gördüğünüzde hangi hayvana ait olduğunu anlamanız için görüyorsunuz. Anatomi 1'de kemik görüyorsunuz. Mesela bunun üzerine çalışan bizim okulda arkeolojiyle ilgilenen bir hocamız var anatomi kürsüsünde. Hayvanların kemiklerini birbirine göre ayırt edebilir durumdayız hepimiz okuldan mezun olurken. Baktığı zaman bir arkeolojikle beraber çalıştığında bu köpek kemiği, bu inek kemiği veya bu manda kemiği diye ayırt edebiliyor bunu. Peki zorunlu stajınız var mı? Evet, var. Şöyle, dediğim gibi biz hem gıda üzerine, hem çiftlik üzerine, hem de pet hayvanları üzerine çalışıyoruz. Üçüncü sınıfı bitirdiğinizde çiftlik ve gıda stajı olmak üzere ikisi toplamda bir ay süren iki tane stajınız var. Bunlar zorunlu staj. Dördüncü sınıfı bitirdiğinizde de klinik stajı adı altında, o da bir ay süren bir tane stajınız var. Bunda da işte klinisyen olarak çalışıyorsunuz, kliniklerde çalışıyorsunuz. Peki Türkiye'de hayvan hastaneleri mevcut mu? Tabii ki mevcut. İstanbul Üniversitesi'nde zaten hayvan hastanesi var. Aynı zamanda reklam vermiyorum. Bir sürü var aslında. Sadece İstanbul'da 7-8 tane hayvan hastanesi mevcut. Bununla beraber İç Anadolu bölgesinde de, Kırıkkale'de özellikle bildiğim kadarıyla hayvan hastanesi var. Sadece hastane açmak, klinik açmaktan daha prosedürlü bir iş. Doktora mezunu insanların bir araya gelip bu hayvan hastanesini açması gerekiyor. Ama mevcut. Biz veterinerle veteriner hekimi aynı şey zannediyoruz. Gerçekten aynı şey mi? Hayır, değil. Veteriner Latince'de hayvan anlamına geliyor. Şimdi sen bana ben veterinere gidiyorum dediğinde hayvana gidiyorum anlamı katıyor. Bu yüzden biz veteriner hekim. Yani veteriner hekimi kalıbını tercih ediyoruz. Hatta veterinerlik fakültesi olmasına da, isminin hani böyle söylenmesine de karşıyız. Çünkü hayvanlık fakültesinde okuyorum. Türkçe çevirdiğinde çok saçma bir anlam katıyor. Normalde veteriner hekimlik fakültesi. Yok, veteriner fakültesi. Hayvan fakültesi diye geçiyor. Ama işte devlette veteriner tıp fakültesi tarzında bir şey yapılması isteniyor ama bir türlü olmuyor. Veya veteriner hekimliği fakültesi. 16 tane kürsümüz var. Bu 16 tane kürsüden 5 sene boyunca farklı farklı dönemlerde dersler alıyorsunuz. Bütün bu kürsülerde uzmanlık yapabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Dahiliye, cerrahi, histoloji, doğum, farmakoloji, patoloji, anatomi, aklıma gelmeyen, daha saymayı unuttuğum bir sürü kürsü. Hepsinde uzmanlık yapabiliyorsunuz. Sadece biz 5 sene okulumuzu okuduğumuz için yüksek lisanslı olarak mezun oluyoruz. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi akredite bir üniversite olduğu için Avrupa standartlarında da bu yüksek lisansımız geçerli oluyor. Siz mezun olduğunuz gibi direkt doktoraya başlıyorsunuz. Doktora da 5 sene olarak, hatta bazı kürsülere göre 4 sene olarak değişiyor.
ayrı bir uzmanlığımız yok. Peki hayvanların da insanlara benzer hastalıkları var mı? Evet var. Hatta aklınıza, insanda aklınıza gelebilecek bütün hastalıklar hayvanlarda da var. Şeker hastalığına tutun, işte tiroid hastalıklarına, kanserlere. Yani ben sadece 5 tane kanser dersi aldığımı hatırlıyorum seçmeli ders olarak. Ya bir sürü aklınıza gelebilecek her şey. Yani mide bulantısı bile evet hayvanda var, ishal hayvanda var. Ya bunlar hastalık değil aslında, semptom ama aklınıza gelebilecek bütün hastalıkların aynısı hayvanlarda da var. Peki devlete KPSS ile atama mı oluyor? Evet, KPSS ile atanıp devlet memuru olarak da çalışabiliyorsunuz. Ya da gıda sektöründe gıda veteriner hekimi olarak çalışabiliyorsunuz. Bütün hayvansal ürün üreten firmalarda veteriner hekim çalıştırma zorunluluğu vardır. Ve bu yüzden bütün bu birimlerle çalışabiliyorsunuz. Hayvansal ilaç, hayvanlar üzerinde deney yapan ve hayvansal ilaç üreten bütün firmalarda farmakolog olarak çalışabiliyorsunuz. Aynı zamanda suni tohumlama alanında özellikle klonlama çalışmaları yapan, kök hücre çalışmaları yapan bazı firmalar var. Bu firmalarda veteriner hekim olarak çalışabiliyorsunuz. Klinisyen hekim olarak çalışabiliyorsunuz. Çiftliklerde çalışıp büyükbaş veteriner hekimi olarak çalışabiliyorsunuz. Kanatlı sektöründe de aynı şekilde bu şekilde çalışabiliyorsunuz. Yani çalışma alanı çok 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 geniş bir bölüm. Ki tercih edenlerde de bu imkan çok fazla oluyor. Yani ister devlet memuru olursun, ister kliniğini açar, kendi kliniğinde paranı kazanırsın. Peki klinik açmanın bir şartı var mı şu anda? Yok, şu anlık henüz öyle bir şart yok. Devlet buna bir sınır da getirmemiş durumda. Çünkü ihtiyaç var. Yani özellikle İstanbul'da yaklaşık son dönemlerde bildiğim kadarıyla 500'e yakın klinik var ama hala 1 milyon tane sahipli hayvan olduğu düşünülüyor ve bu ihtiyaç karşılanamıyor. Peki sen mezun olduktan sonra hangi alanda ilerlemeyi düşünüyorsun? Ben klinik alanında ilerlemeyi düşünüyorum. Kedi köpek hekimliği yapmak istiyorum. Yani pet hekimliği yapmak istiyorum. Bunun haricinde şu an şöyle seçmeli ders olarak bizim okulumuzda böyle ayrılabiliyor. Egzotik alanı veya kanatlı alanı, klinik alanı diye. Ben öyle egzotik alanı seçmedim ama egzotik öğrenip egzotik de çalışmak istiyorum. Ama inşallah yani bunun için el pratiği falan kazanmam lazım. Kedi köpek kadar kolay olmuyor bu durum. Peki bu hayvanlar üzerinde test edilen ürünler hakkında neler düşünüyor veterinerler? Şöyle aslında bunun için bu izni alan firmalar çok zorlanıyorlar. Ben kendim görüşümü söylemek istiyorum bu konuda daha çok. Yani kendi açımdan bakarsam kedi köpek üzerinde daha doğrusu duygusal bağ kurulan hayvanlarla bence bu yapılmamalı. Yani buna da özen gösterilmeli. Ama bazı durumlarda mesela fareler üzerinde, hamsterlar üzerinde bu deneyler yapılıyor. Memeli kategorisinde, fareler de memelidir biliyorsunuz. Memeli kategorisinde insana en yakın ve kolay bir şekilde bakımı kolay, testi kolay yapılabilecek şey fare. İnsan sağlığı içinde bir nevi onu yapmaları gerekiyor. Yani veteriner hekimleri aslında hep bir ikilemde kalıyor. Çünkü bizim okula girdiğimizde şöyle bir yazı vardır okulun girişinde, Latincedir bu. Veteriner hekim insanlığı, beşeri hekim insanı tedavi eder. Yani hep bir ikilemde kalıyorsun. Evet, o onu yapmalı ama yapmamalı ama insan için bu gerekli. Bunu yapmak zorunda. Bu yüzden de kurulan enstitülerden izin almaları gerekiyor. Mümkün olan minimum sınırda hayvan kullanılarak, onların refahı sağlanarak, deneyleri bittikten sonra onları böyle nasıl diyeyim, ötenazi çok gündemdedir hatta şu anda bile, ötenazi etmeyerek, onların sağlıklarını %100 sıkıntıya atacak hareketlerde bulunmayarak bu deneyler yapılabiliyor. Son olarak aday öğrencilere, seçecek, tercih etmek isteyen öğrencilere neler söylemek istersiniz? Şöyle, sadece hayvan sevdiğiniz için fakülteye gelmeyin. Çünkü sosyal hayatınızdan bir sürü ödün vereceksiniz. Bu 5 sene boyunca sabah 8.30, akşam 4.30 sürekli okuldasınız. Hasta takipleriniz bitmiyor, sınavlarınız bitmiyor, uykusuz geceleriniz bitmiyor. Çok yoğun bir dersleriniz oluyor. Normal bir, benim mühendislik okuyan arkadaşlarım da var. Mühendisler dönemde 5 ders, 8 ders alırken biz dönemde 14-15 ders alıyoruz. Ve bunların hepsiyle cebelleşiyorsunuz. Kolay dersler değil bunlar. Bazı şeyleri çalışmayı severek okula gelmeleri gerekiyor. Hayvanları severek ama böyle en başta bahsettiğim gibi çok aşırı derecede severek okula gelmemeleri lazım.
çalışmayı sevmeniz lazım. Biraz kendinizden ödün vermeniz lazım. Meraklı olmanız lazım. En önemlisi bu. Çünkü tıp sektörü gibi bu da sürekli değişen bir sektör. Her gün yeni bir ilaç çıkıyor. Her gün yeni bir yaklaşım belirleniyor. Cerrahi yöntemler bile bundan 20 sene önce farklıyken şu an daha farklı. Sürekli bu sistem değişiyor. Meraklı olmanız gerekiyor. Araştırmayı sevmeniz, bilimle ilgilenmeyi sevmeniz gerekiyor. Bunları göz önünde bulundurarak bu okula gelin. Bu kadar. Çok memnun olursunuz bence. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.